The main thing is, the most important thing is that we won, that we got 3 points, especially after a week with the... Milli maç arasından sonra 3 puan almak önemliydi. Milli takımlardan dönen oyuncularımız yorgundu. Rakibimizde ise böyle bir durum söz konusu değildi. O anlamda galibiyet önemliydi. 3 puanı hak ettik. Milli maçta Türkiye'ye karşı iyi bir performans sergiledim. Arkadaşlarımın yoluna devam etmesini isterdim. Ancak olmadı. Bugün burada bir arada mücadele ettik. Transfer haberleri tamamen asılsız. Ben burada çok mutluyum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. For the rest I cannot say anything about it because it's not true. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarımızdan sonra bu maça mutlak galibiyetle çıktık. Bunun bilincine sahadaydık. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk, golü de bulduk. İkinci yarı şok bir golle beraberliğe geldi maç. Baskımızı arttırdık. İkinci gol için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rakibin de 10 kişi kalmasıyla biraz içimiz rahatladı. Nitekim galip gelmesini bildik. Tabii Karabük Spor'a tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Onlar da iyi bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Ama önemli olan burada bizim 3 puan almamızdı. Bunu aldığımız için mutluyum. Şampiyonlar yine çok zorlu bir maça çıkacağız. Kendi evimizde Kopenhag'da mutlak galibiyet için çıkacağız. Çünkü gruptaki şansımızı yükseltmek için, şans yüzdemizi yükseltmek için bu maçı kesin kazanmamız lazım. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. İnşallah çarşamba günü taraftarımızın da muhteşem desteğiyle güzel bir oyun sergileyip güzel bir galibiyet alırız. Para partida de mercoledì che sarà anche importante per noi. Karabük karşılaşmasının zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü Karabük bize sürekli zorluklar çıkartan bir takım oldu. Geçen sene de bizi burada yenmişlerdi. Özellikle bu milli maç arasından ve uzunca bir süredir evimizde kazanamadığımız bir süreden sonra maçı kazanmak önemliydi. Şimdi bundan sonra çarşamba günü çok önemli maçımız var. Ona hazırlanacağız. İyi akşamlar.